Özellikle bu kutlu doğum haftasından sonra da bir takım spekülasyonlar yapıldı. Doğrusu bu anlamda bana da sorular açıldı. İşte ne olacak diye. Evet, biz çalışmalar kapsamında gerek kutlu doğum, gerek kadem projeleri, gerek sosyal hizmet projeleri, gerek halk ilişkiler anlamında biz kaymakam arkadaşımızın çalışmalardan memnuniyetin ifadesi ve onun başarılarını takdir olarak bugün Bitlis Valiliği olarak kendisini bu takdirnameyle ödüllendirme uygun bulduk. Huzurunuzda ben bu takdirnameyi kendisine takdim ediyorum. Meslek hayatında, aile hayatında, özel yaşamında çocukları, eşi ve yakınlarıyla birlikte başarılı nice çalışmalar diliyorum. Şöyle buyurun. Bayan Abdest Almayer'de ayrı ayrı. En altta konferans salonu, 300 kişilik camii, İmam Hatip Lisesi Uygulama Camii. Şey, bu şekilde. İlk mi? İlk. Duyduk da o yüzden soruyoruz. Aha, ilk. Evet. İmam Hatip Lisesi için uygulama. Altta işte bayan abdest almalarının yanı sıra bir de 300 kişilik konferans salonu var. Ayrıca bir de kütüphanemiz olacak. İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz veya dışarıdan vatandaşlarımız hem bu konferans salonundan hem bu kütüphaneden istifade edecekler. Üst katta da camimiz olacaktır. Burada bizim resmi imamlarımızın dışında asıl amacımız İmam Hatip Lisesi'ndeki okuyan öğrencilerimiz lise 1'den itibaren orada günlük olarak nöbetleşe bir anlamda bu mesleği de orada icra edecekler. Böyle yaklaşık maliyeti yaklaşık maliyet efendim 900 milyara varıyor. Lisesinin hemen ön tarafında bahçesi belki... Patronlu iş adamlarına. Bitti süre alınması. Lisesi binası şu anda yeni yapılıyor. Yaklaşık 1 trilyon abi. Altyapı anlamında eksikti. Bunlar biz planlamaya başladık. Diğer projeler hepsi 1,5'muş arkadaşlar. Nihai rakam 1,5 milyonmuş. Nihai rakam 1,5 mu? Ama bu inşaat çıkıyorsunuz. İkiye de çıkar, yani, bir 300'e de çıkar şeye göre. Kalite. Bu diğer inşaatlara benzemiyor. O cami şerif minaresidir, minber minaresidir vesaire kürsü. Onlar ekstra şeyler. Özel üretim diyorsunuz. Evet. Detayı fazla oluyor. Evet. İstanbul'da. Ne kadar sürede bitirilecek bu? Bunu biz 2 yıl diye planlamışız. Finansman akışına göre diyorsunuz.